İyi akşamlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos Perşembe günü akşam 21.40 saatlerindeyiz. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Şimdi dolarda ne söylemiştik dün? Ona bir bakalım bir. Dolar tehlikeden kurtuldu. Tehlikeli bir durum vardı. 7.20'nin altında kapanış yaparsa riskli bir duruma geçecekti. Ancak benim analiz sistemime göre değerlendirdikten sonra ve ertesi günde o kritik seviyelerin üzerine çıktıktan sonra tehlikeden kurtuldu ve hedefleri sizlere söylemiştik. Hedefler 7.30, 7.32, pardon öncesinde 7.28 vardı, sonra 7.30, sonra da sabah saatlerinde Twitter sayfamdan da paylaştığım gibi arkadaşlar, isteyenler bakabilir. Orada da hedeflerin önce 7.33, sonra da 7.35'lerin zorlanacağını sizlere anlatmıştık. Onun daha üstüne şu an biraz erken ama 7.41 ve 7.50 küsür olduğunu da anlatmıştık. Ve şimdi günümüzü değerlendirelim geldiğimizde. Bugün gördüğümüz en yüksek nokta 7.35.90 ve dediğimiz gibi arkadaşlar şurada tehlikeden kurtulduktan sonra kapanış 32'lerden oldu. 32'leri gördükten sonra önce 33, sonra da 35'lerin zorlanacağı anlatmıştım. Peki bu grafikten biz ne anlamalıyız? Bu grafikte gözüken şey, bakın arkadaşlar, burada çok bariz bir şekilde bağırıyor. Burada bir tane bayrak flama veya formasyonu var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şöyle uzatabilirsiniz de. Şurada da bizim direğimiz var. Bayram direğini buraya da koyabilirsiniz. Bu aslında yukarı doğru şöyle bir hareketle beraber yukarı doğru kıracaktı ve daha üst noktalara hedeflerim biliyorsunuz 7.40 ve 7.57 idi. Ancak iki tane hamle geldi Merkez Bankası'ndan. Birincisi likidite sıkılaştırması geldi. Yarı yarıya piyasaya verilen fonlamalar yarıya düşürüldü. Pazartesi günüydü ya da cuma günüydü, hatırlayamıyorum şimdi ama orada bir sıkılaştırma olduğu için 7.41'ler görülmedi. Aslında yine salı günü bir faiz artırımı veya perşembe günü gelebilir diye konuşmuştuk. Bizim pazar günü yaptığımız bir analiz vardı. Biliyorsunuz, izleyenler vardır. Müthiş bir analiz olduğunu ben düşünüyorum. Bakın, teknik bir tahmin, salı veya perşembe günü faiz artırımı eğer bu hafta gelecekse diye sizlere bahsettiğim bir noktalar vardı. Salı günü arkadaşlar politika faiz artırılmadı ama örtülü olarak 9.75'lere faizler artırıldı. Dolayısıyla bu da dolarda bir gevşemeye sebep oldu. Bakın, burada 7.35'lerdeyken dolar 7.17'lere kadar düştü, ancak sizlere bunun net bir şekilde sat sinyali oluşturmadığını burada paylaştım. Sadece aslında çarşamba günü oluşmak üzereydi ama o da toparladı ve yukarı doğru gidişatımız devam ediyor. Ve şu kanal içerisinde dün de söylediğim gibi bir süre zaman geçireceğiz. Şurada birazcık zaman geçireceğiz. Sonrasında yukarı veya aşağı kırılması gerektiğini anlatmıştık. O yüzden çok fazla değişen bir şey yok. 7.35'lerin geleceğini sabah söylemiştik. O da geldi. Ve 7.30 üzerinde kaldıkça arkadaşlar, hemen yazalım. 7.30 üzerinde kaldıkça bizim nihai hedefimiz yine ilk başta 7.37, sonra da 7.41'ler olacaktır. Ondan sonraki değerleri sizlerle beraber tartışacağız. Ama öncelikle şu kanalın içerisinden çıkmamız gerekiyor. Bu kanalın tepesi yarın 7.35, ondan sonraki gün 7.34, sonrasında da 33'ler. Dolayısıyla birazcık daha zaman gerekiyor gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Birazcık daha sıkışması gerekiyor bu hareketin. Benim tahminim bu 20 Ağustos tarihinde bir Merkez Bankası'nın kararı varmış. Ben biliyorsunuz fazla temel analiz yapmıyorum. O güne kadar sıkışmanın olmasını düşünüyorum. Alt noktada bizim 7.27'ler, üst noktada 7.34'ler, yani şöyle diyelim, 7.30 üzerinde kaldıkça hiçbir problem olmayacak. Onu size söyleyeyim baştan. Üst nokta 7.34-35 diyelim, 34.5 diyelim. Alt nokta ise 7.27. Bu şekilde 20 Ağustos'a kadar dalgalanacağımızı düşünüyorum ben şu kanal içerisinde. Sonrasında eğer bir faiz artırımı olursa 7.20'nin aşağı kırılmasıyla beraber sert bir düşüş olacağını düşünüyorum. O sert düşüşün de nereye kadar olabileceğini soruyorsunuz. İlk başta geleceği yer 7.19, onun altında 7.13 var, sonra da 7.08'lere kadar düşüş olabilir. En altta ise 7'li seviyelerin olduğunu düşünüyorum ama ben ilk aşamada 7'lerin gelmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum.
7.13 veya 7.08 civarına kadar faiz artırımı olursa düşebileceğini şimdiden düşünüyorum ama o zaman geldiğimizde ayrıca değerlendiririz. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. İndikatörlere bakalım şimdi, fiyat grafiğinden anladığımız bu. İndikatörlere baktığımda ise RSI tarafında halen yükseliş devam ediyor. Ama çok güçlü bir yükseliş olmadığını burada da görüyoruz. Bakın şu 18-19 tarihlerine kadar şu RSI'de de alt tabanının devam edeceğini gösteriyor. Bakın daha düzgün çizersek buralara kadar gidiyor. Üst kanal da buraya kadar gidiyor. Dolayısıyla birazcık sabırlı olmanız gerekiyor gibi gözüküyor. MACD tarafında bir sas sinyali oluşuyormuş gibi gözüküyor. Bu da 7.32-7.33 üzerine atarsak tekrardan sat sinyali bozulur. Yani oluşmaz daha doğrusu. Zaten sat sinyali yok. Diğer göstergelerde ise bir kar satışının geleceğini gösteriyor. Dar bir bantta olduğumuz için 7.30'lara kadar bir düşüş olabilir. O da bize bunu gösteriyor. 7.30'ların altına gelmeye başlarsak o zaman birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ya da bu faiz kararının önceden haberin alınmış olma ihtimali de olabilir. O konuda size söyleyebilirim. Peki 5 saatlik duruma baktığımda ne gösteriyor? 5 saatlik duruma baktığımda da orada da şöyle bir yükselen üçgen formasyonu burada karşımıza çıkıyor. Bakın bu kanalın birazcık daha sıkışması gerektiğini, şimdi üst noktaya değdik. Üst noktadan aşağı doğru dönmemiz gerektiğini, 7.26-7.27'lere doğru bir düşüş olabileceğini bize anlatıyor. Ve bakın kanalın bittiği noktalarında 19'u 18'i civarında bu kanalın sıkışmasının bitebileceğini bize anlatıyor. Bakalım 19-20 tarihlerinde bir kırılma olacak mı? Yükselen üçgen formasyonu normalde yukarı doğru kırılmasını bekleriz ama illa da formasyonların normal şartlarda olması gereken şekilde olması gerekmiyor. Onu o zaman değerlendiririz arkadaşlar. Ama şu an indikatörlere de baktım ben demin. İndikatörlere baktığımda da kısa vadeli stop RSI aşağı doğru bir dönüş gösteriyor. Dolayısıyla 7.27'lere doğru bir düşüş olabilir. Bakalım gelecek mi? RSI tarafında da bakın bir aşağı doğru dönme var. MACD'ye sat sinyal üretmiş ama uzun vadeli bizim stop RSI'de halen yukarı gidiyor. Dolayısıyla çok büyük bir düşüş beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da arkadaşlar önemli seviyenin yine 7.30 olduğunu düşünüyorum. 7.30 üzerinde kapanışlarda bir sıkıntı olmayacaktır diye size söyleyebilirim. Evet, aylık ve haftalık grafiğe de şöyle bir göz atmak istiyorum. Aylık bazda gördüğünüz gibi bu ay durumumuz oldukça iyi. 7 seviyelerin üzerinde kaldıkça biz üst seviyelere hedefleriz. 7.40-7.60 hedeflerinin olduğunu 7 seviyesinin üzerinde kaldıkça söyleyebiliriz. Bunları ilerleyen hafta sonlarında tekrardan değerlendiririz. Haftalık bazda birazcık kararsız bir durum var. Aşağı noktalarda tekrar test etme durumumuz olabilir. 7.20'leri bu hafta test ettik zaten. Gelecek hafta bizim tahminimce arkadaşlar 7.30-32 civarında bir desteğimiz olacak. Dolayısıyla artık gelecek hafta kırılma ihtimalimiz var gibi gözüküyor. İndikatörlere bakalım. İndikatörler ne gösteriyor? İndikatörler bize yukarı hareketin devam ettiğini gösteriyor. Ama RSI'nin da önceki tepelere yaklaştığını gösterdiği için 7.40 civarında bir zorlanma olabileceğini haftalık bazda anlatıyor. Ama biz şimdi günümüze geri dönelim. Haftayı tekrardan konuşuruz. Dediğimiz gibi 7.30 üzerinde kaldıkça arkadaşlar üst nokta 7.34, alt noktayı da 7.26 yerine 7.27 yerine 7.26 yazalım. Bu şekilde 20 Ağustos'a kadar devam edeceğimizi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Sizlerle beraber tekrardan paylaşacağız. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.